Arkadaşınıza bakıyorsunuz. İş yerinde her şey çok mu kötü gidiyor? Bin abi motora. Ve tüm hayatın güzel bir sınıf. Türk Telekom. Yavaş. Keşke internetiniz de bu kadar hızlı olsa. Ken gözlüğüme sinek yapışmış ve orada ölmüş. Ne abi? Dümdüz gitmen lazım. Dümdüz o taraftan çıkamazsın. Şu an köpek saldırsa mesela kaçamam. Öyle bir yerde. Yani... Evet, hepinize selam. Hoş geldiniz. Hep yeni bir doğa vloguyla başlıyorum. Sarıyer'deyiz şu anda ve Garipçe tarafına doğru gitmeye çalışacağım. Hava çok güzel ve saat 3 civarlarındayız. Bakalım ne kadar geleceğiz. Yeni bir setup yaptım. O yüzden hem onu denemeye çalışacağım. Umarım sesim güzel geliyordur. Hacı Osman'dan çıkışımızı yapıyoruz. Güneş çok sıcak. Yakıyor yani bayağı ve şu an terledim. Ama yolumuz biraz serinleyecektir diye düşünüyorum ormana doğru girdikçe. Azıcık doğaya kaçalım. Önümüzdeki biraz süzülsün, şu yolun tadını çıkartalım. Şu doğaya bakın. Çok iyi. Azıcık rüzgar geliyor olabilir. Bununla ilgili mikrofona rüzgarlık taktım. Ama ne kadar kesiyor bilmiyorum açıkçası. Diyorlar. Şu an 80'le gidiyorum, 75'le gidiyorum. Gidiyor abi. Hoş 80 cc'ye çevirdim ama yine de 80'likler de bu kadar gitmiyordu. Gidiyor. Çok şükür. Yine de motoru yükseltmek gerekli diye düşünüyorum. Çünkü şehir içi için çok mantıklı burası. Ama yine de bazı yerlerde hissediyorsunuz eksikliğini. Fakat keyifli böyle tontiş tontiş gidiyoruz. Tatlı tatlı gidiyoruz. Yapma şunu be insanla, yapma şunu kendine. Yani minibüs bana kafa tutuyor şu anda. Ben böyle şeylere gelmem. Oyunlara gelmem. Ama affetmem de yani. Biz de böyle 50 cc ile ders veriyoruz. Hakikaten motor sürmek çok keyifli bir şey. Yani insan tüm stresini atıyor ve deşarj oluyor burada. Ama İstanbul'da motor sürmek orası biraz muallak. Çünkü eğer burada motor sürebiliyorsan her yerde motor sürersin. Çünkü insanlar yol vermiyor, sizi görmüyor ve siz yol almalısınız. Başka türlü burada ilerleyemezsiniz. Yani burada yol vermezler, yol alınır. Yol almayı çok üzülüyor bu yüzden. Ama hafta sonu veya hafta içi farklı kaçış ortası için bu taraflara gelmek, biraz doğa görmek, ağaçlar, göl, deniz, sessizlik. Yani bu taraflarda bunu bir nebze olsun yaşayabiliyorsunuz. Onun için buraya gelmek motorla muazzam bir fırsat.
bütün stresimi atıyorum açıkçası. Deşarj oluyorum ve bütün sinirim gidiyor mesela. Eşinizle mi kavga ettiniz? Ya da kız arkadaşınızla mı kavga ettiniz? Arkadaşınızla mı kızdınız? İş yerinde her şey çok mu kötü gidiyor? Bin abi motora ve tüm hayatın güzel resim. Bu kadar basit bir şey yani. 50 cc bile yetiyor bunun için gördüğünüz üzere. Buradan Sarıyer'e doğru çıkıyor olacağız. Şarjımız %70'ti çıkarken yola ama sıkıntı yok. Ara ara durup ben bunu şarj etmeye çalışacağım. Zaten kahvemi de aldım yanıma. Bazen durup durup molalar veriyor olacağım. Motor biraz bağırıyor maalesef. Bağırıyor çünkü 50 cc yani. Bu yüzden kusura bakmayın kafa şişirdiğimiz için. Evet, yokuşa geldik, o meşhur yokuşa. Buradan yukarı şu an tıntın çıkıyor olacağım. Motor hak ettiysen eyvallah diyor ama yapacak bir şey yok kardeşim. Çıkıyor mu maşallah yani. 30'da çıkıyorum ben. Bu kadar aşırı dik bir yokuş. Kolay kolay arabayla bile çıkarken zorlanabileceğiniz bir yokuş. Ups. Buradan molasını yerimizi verelim. Hızımız düşüyor. Çünkü daha da dikleşiyor. Ve geldik. Bu video biraz uzun olabilir. Ama benim konuşarak, muhabbet ederek ilerlediğim ilk video olacak. O yüzden biraz amatörlüğümü de zaten seziyorsunuzdur. Çok fazla konuşan biri de değilim aslında. Ama buraya çıkınca insanlar konuşuyormuş ya. Ben diyordum motorun üzerine binip blokta abi ne konuşuyorsunuz bu kadar diye. Ama konuşturuyor sana. Hop. Konuşturuyor sana. İnsanlar bana şey diyorlar şu an arkamdaki insanlar. Abi bir yol ver de gide diyorlar. Ama kardeşim yani ne yapayım, her taraf çukur ya. Evet, ilk kornamızı da şaka şaka. Hops, çıkarım ama. Evet, harika bir manzara. Harika bir manzara. Ve harika yollar. Artık buradan sonrası çok güzel. Yandı, bir enerji patlaması oldu bana. Doğaya girince böyle oluyorum ben. Yani büyülüyor diyelim. Şimdi buradan sonra biz sollayacağız. Yes. Ya motoru çok yan yatırmaya da korkuyorum. Çünkü lastikler fabrikasyon lastikler. O yüzden çok fazla güvenemiyorum tabii. Tabii ki bakım zamanım geldi. 1988 km'deyim şu anda. Bakıma da götürmedim. O yüzden çok fazla yüklenmiyorum. Yine de. Ah, şuranın manzarası çok güzel ya. Onu size göstermem lazım. Sonra şuradan döneriz. Ya manzara tutkusu var bizde maalesef. Ama burayı çitlerle kaplamışlar. Lanet olası. Ah, federaller. Dur bakayım. Görünüyordur ama ya. Görünüyordur diye düşünüyorum. Bakayım. Ops. Şuradan gözüküyor. Al. 2 dakika beklesen bizi koçum. Koca olan. Sen burada dur, biz geliyoruz. Şöyle gözüktüğünü düşünüyorum. Ne diyorsunuz acaba? Neyse, daha güzelliğini göreceğiz. Böyle bir kısa şov yaptım size de. Aşağısı direkt sahile gidiyor zaten ama bizim sahilde bugün bir işimiz yok. Çünkü sahil çok kalabalıktır. Biz biraz gidilmeyen loş yerlere gideceğiz. Yani biz arabayla çıkarken çok sıkıntı yaşıyoruz ama motorla çok rahatız. Adamlar için hayat çok güzel. Arabayla da çık, motorla da çık. Şu yollara bak abi. Burası bana motorla 20 dakika falan. Evet, tekrar rüzgarlı yollardayız. Azıcık serinledi ama keyifli. Çok keyifli.
yani yaşamayı seviyorum diyelim. Bağırma oğlum, bağırma çocuğu olan, sakin ol. Sakin ol. Yani şu an üzerimde iki kişi de olabilirdi ama tek kişi var. Abicim geçebilirsin. İzin veriyorum. Solla beni. Solla beni bebeğim. Yani ben beni beklemezdim. Teşekkürler. Oh, helikopter var orada. Bilmiyorum gözüküyor mu? Şu an köpek saldırsa mesela kaçamam. Öyle bir yerde. Yani 45 sabitlendi gidiyor. Ama seviyoruz yine de bu hayatı tabii. Birazdan 80'leri görürüm diye düşünüyorum. Çok rüzgar var. O yüzden arada bir kameraya bakmam gerekiyor. Keyifli yollar. Konuşmadan bir süre sanırım aklım başka bir yere dalmış. Ama zaten siz yolun tadına çıkarıyorsunuz diye düşünüyorum. Önceki videolarımda hiç konuşmuyordum. Öyle. Buradaki üniversiteye hakikaten yaşıyorlar. Zor geliyordur tahminen. Ama manzarası ve lokasyonu bence güzel. Mesela yan tarafında Orman Genel Müdürlüğü var. Harika. Evet. Ne yapıyorsunuz ablam burada ya? Aa, Kuş Gözlem Kulesi'ne geldik. O da olur. O da olur. O da olur. Hemen çıkıyorum şuradan. Şöyle. O tavuklarımız var burada. Şöyle şuraya bırakalım bence. Mükemmel bir manzara var burada. İnsanlar hakikaten ağzın tadını biliyorlar. Şöyle bir yapı var ve en üstüne çıkacağız. En üstü çok sıcaktır muhtemelen ama buradan da yeteri kadar manzarayı alabiliyorum. Şöyle. 3. köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görüyoruz. Arka tarafında Karadeniz ve burası Boğaz'ın başlangıcı. Tam karşıda Yoruz Kalesi var. Şurada bir yerde. Sonrasında böyle Boğaz kırbıla kırbıla devam ediyor. Sanıyorum kuşların gözlendiği yerler. Yani Kuş Gözlem Kulesi'nin asıl amacı şuradaki familyayı gözetlemek. Buradaki göçleri takip etmek. Ama şu anda tabii bizim pek anladığımız işler değil. O yüzden sadece manzarasını görebiliyorum. Aşağısı da şöyle gördüğünüz gibi restoran, kafe. Bizim motorumuz nerede? Evet, şurada tam olarak. Şurada duruyor. Evet, en üst katına da geldik. Burada bayrak vardı. Bayrak uçmuş sanıyorum. En üst katı da bu şekilde. Tabii ki harika manzaralara buradan daha devam ediyor. Evet, buradaki gezimizi tamamladık. Artık ileriye doğru. Koca olan. Çok sıcak oldu herhalde. Neyse, biz devam ediyoruz.
Evet, çok fazla rüzgar var. Ben bir garipçeye bakmak istiyorum aslında, yalan yok. Muhtemelen kapalıdır ama bir deneyelim şansımızı. Şurada bir kamp alanı varmış. Kendik isteyenler için. Aslında ben de çok merak ediyorum. Elbette git. Evet, buradan sağdan akıp umarım açıktır. Yani burası önceden böyle şarapçıların mekanı falandı. Manzarası ne kadar güzel olsa da kötü işletiliyordu, kötü değerlendiriliyordu. Restorasyona girdi en son, kapalıydı. Ama geçen seneden bahsediyoruz. Sonra bir daha gelmedim zaten. Umarım geldiğimizde değmezse de yapacak bir şey yok. En azından yolları güzel. Bir köprü manzarası. Köprünün diğer tarafındaydık. Şimdi bu tarafına geldik. Belki daha da ileri gideriz. Burası aslında bir balıkçı köyü ve çok fazla ev yok. Ama çok güzel manzarası. Mekanları var. Genellikle rakı balık mekanları ama kahvaltı için de buraya gelebileceğiniz tatlı güzel mekanlar mevcut. Sanırım kapalı. Ama en azından şu sahili size göstereyim. Burayı bir görün. Evet, aslında şu Garipçe Kalesi şurada bir yerde. Burası da sahili. Çok fazla mekan var. Çok keyifli. Ama bu kadar. İşte kaleye çıkabiliyorsak çok güzel manzaralar vardı orada ama hala kapalı diye düşünüyorum. Şimdi oraya bakalım. Gördüğünüz üzere restorasyonda hala. Ama içerisi güzel. Tatlı, bakayım. Evet, bayağı yıkmışlar. Hayırlısı olsun diyelim. Ve yolumuza biraz daha devam edelim. Son durağımız da artık Rumeli Feneri olsun. Bir de oraya bakalım. Hoşça kal Garipçe. An itibariyle 2000 olacağız galiba. Yes. 1999'dayız şu anda. Ve hadi. İnatla olmuyor. Hala olmadı. Olmuyor arkadaşlar. Bir şey çok ev istersen o kadar olmuyor. Hadi. Ama kaçışın yok arkadaşım, olacaksın yani. Hadi.
Burada deniz manzarası var. Hala dolmadı ya gerçekten. Güzel bir yer. Hakikaten güzel bir yer. Ve kaleye gitsekti bu manzarayı görecektik oraya gitseydik de. Şurada bir şey yapıyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Ama burası kapalı ama şu taraftan bir içeri girelim. Birkaç dakikada burada bakalım. Hala olmadı. Aslında bayağıdır. Geliyoruz. Aynı zamanda motorumun bir off-road motor olduğunu da söyleyeyim. Bilmeyenler için. Burayı da off-road sanıyorum ya. Neyse. Şurada şöyle duralım. En azından geldiğimize değsin diyeceğim de burası çok şey oldu ya. Of çok sıcak. Evet motor açıp gitmez inşallah. Gitmez. Evet. Mükemmel bir manzara. Marmara'nın Karadeniz'le buluştuğu nokta. Fazla yosun ve kaya var ama burası zaten böyle. Tam karşısı Anadolu Kava ve Poyrazköy tarafları. Orası da çok güzel. Bir gün belki oraya da gidiyor olurum. Oyun oynuyorlar sanırım. Kendi aralarında. Parkur yapmışlar falan. Yakıyorsun abi. Koca olan. Evet, sanırım ilerleyebiliriz. Rumeli fenerine doğru. Evet, 2000 olduk arkadaşlar. Keşke abonemiz 2000 olsaydı ama kilometremiz 2000 oldu. O da bir şey. Yaşlanıyorsun be koca oğlan. Bin kilometredir birlikteyiz. Şimdi arka bir yol ve devam. Rumeli feneri. Evet çok yakınlar birbirlerine. Arabayla daha da kısa sürebilir hatta. Umarım geldiğimizde de değecek. Harika bir hava vardı. Bir anda fırtına çıktı ama hala çok sıcak. Sadece umarım sesim geliyordur. Çünkü nadir konuşuyorum. En azından konuştuğum duyulsun. Değil mi? Ah köpek. Evet, şuradan hemen kaleye doğru gidelim. Daha önce çok kez geldim ama hep arabayla gelmiştim. İlk defa motorla geliyorum. İçeride arabalar var ama kapalı görünüyor kale. Evet, maalesef burası da kapalı. Şurada bir sahil olması lazımdı. O sahile girelim en azından. Evet, buraya kadar otobüsler geliyor bu arada. Tam olarak. Şu sağdaki sahile. Evet tam olarak buradan kalkıyor. 150'ymiş hatta numarası. Hacı Osman metroya gidiyor. Gayet güzel. Şurada Rumeli fenerimizin olduğu yerdeyiz. Oo inek var. Aa, inekler var. Aşırı derece diyorsun kokuyor. Biraz mide bulandırıcı. Aa insanlar ileride oturmuşlar. Denize giriyorlar şurada bir yerde. İnekler de denize girmiş olmalı. Güneşleniyorlar. Çok iyi, çok havalı. Kale şurası ama restore ediliyormuş. Uzun zamandır restore ediliyor. İnsanlar burada yaşıyorlar böyle. Aslında mükemmel bir ortam ama yosun kokusu gerçekten çok kötü. Burası da bizi kesmedi. En azından görmüş olduk. Geldiğimiz yere gidiyoruz. Güle güle Rumeli Feneri. Uzun bir süre daha görüşmeyeceğiz.
Onlar da bana diyorlar güle güle diye. Güle güle. Ak ne o ne ya? Çok iyi. Harika bir yol. Mükemmel. Şu an pamuk gibi oldum yani. Tüm deşarj işlemi tamamlandı. Selamıma cevap vermedi. Bakalım bu verecek mi? Bu da vermedi. Abi bu İstanbul çok kötü bir yer ya. Bu da vermedi. Aslında memleket, Türkiye güzel memleket ya. Türkiye cennet, cennet. Arkadaş niye duruyor acaba orada? Acaba Doğan Kabak video mu çekiyor? Olabilir. Bir sıkıntı yok inşallah. Ne abi? Otobana çıkacağız. Dümdüz gitmen lazım. Öyle mi? Dümdüz o taraftan çıkamazsın. Rica ederim. Harika bir yol. Ben aslında hakikaten bu kadar konuşan bir adam değilim. Motora binince bir şeyler oluyor. Yükleniyor yani bu motoblok. Türk Telekom. Yavaş. Keşke internetiniz de bu kadar hızlı olsa. Buradan da gönderme yapmış olayım. Şuradan dönmem gerekiyor. Altıra Ormanı için. Evet, arkamız boş. Burası da boş. Girebiliriz. Üf, çok keyifli yollar. Görünüyor mu bilmiyorum ama gelirken gözlüğüme sinek yapışmış ve orada ölmüş. Evet, şu anda 15 Temmuz Hatıra Ormanı'na geldik. İçeriye motorla giremiyoruz. Motoru girişte bıraktım. Burası ücretsiz. Buraya sandalyenizi alıp gelebilirsiniz. Banklar var. Mükemmel bir manzara var. İster piknik örtünüzü koyun, ister sandalyenizi koyun, isterseniz banklarda oturun. İstediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz. Ateş yakmak yasak yine. Şurada köşede oturanlar gibi oturabiliriz. Harika bir manzara. Hakikaten değiyor. Garipçe'de bunu yaşayamayacaktık ama burası gayet güzel. Şuralarda oturabiliyorsunuz tabii ki. Şimdi ben kahvemi içeyim. Dinleneyim. Size de teşekkür edeyim izlediğiniz için. Beğendiyseniz bir beğeninizi alırım diyerekten görüşmek üzere diyorum.